الحمد لله ولا نعبد إلا إياه والشكر لله ولا يستحقه أحد سواه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد. اتقوا الله يا عباد الله، أوصيكم بتقوى الله وطاعته، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قد يضم الله له من يكرمه عند السن. صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال أو كما قال بأصدق المكان. Mübarek Cuma gününde, şu icabet saatinde, bu güzel mabedin kubbesi altında bir araya gelmiş çok kıymetli mümin ve mümine kardeşlerim, Cumanız mübarek olsun. Mekke'nin fethedildiği gündü. Hasret sona ermiş, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve güzide ashabı yıllar sonra Mekke'ye kavuşmuşlardı. Müminler sevinçle birbirlerine sarılıyorlar. Böyle bir anı lütfettiği için Cenab-ı Allah'a şükrediyorlardı. Peygamberimizin vefakar hicret arkadaşı Hazreti Ebubekir ise şehre girer girmez doğruca babasını bu kuhafenin yanına koşmuştu. Canı gönülden İslam'ı kabul etmesini arzuladığı babasını çabucak Resulullah'ın huzuruna getirdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem saçı sakalı ağarmış, gözleri görmeyen ihtiyar adamı karşısında görünce büyük bir tevazu ile hicret arkadaşına şöyle demişti: yaşlı babam evinde kalsaydı da ben ona gitseydim olmaz mıydı? Aziz müminler, elleri öpülesi ulu çınarlarımız, yaşlılarımız, Yüce Allah'ın dualarına icabet ettiği, ihsan ve ikramına mazhar kıldığı kimselerdir. Geçmişimizle geleceğimizi birbirine bağlayan en değerli köprülerimizdir. Bizler Rabbimize olan sevgimizi, Peygamberimize olan muhabbetimizi onlardan öğrenmek, milli ve manevi değerlerimizi, örf ve adetlerimizi onlar bize aktardı. Yuvalarımızın dayanağı, bereket kaynağımız hep onlar oldu. Kıymetli Müslümanlar, hayatı boyunca yaşlılara ayrı bir değer veren Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle seslenir: bir genç, bir yaşlıya yaşından dolayı hürmet ederse Allah da ona yaşlılığından hürmet edecek birisini gönderir. Ümmeti Muhammed olarak bize yakışan, rahmet ve bereket vesilesi olan büyüklerimizi, fedakar ve cefakar anne babalarımızı
yaşandıklarında yalnız bırakmamaktır. Ömürlerinin en hassas döneminde yanı başlarında olmak, ihtiyaçlarına koşmaktır. Onlara gönül alıcı söz söylemek, ile dememektir. Şefkat ve merhametle muamele etmek, hayır dualarına mazhar olmaktır. Zira yaşlılara hürmet, Cenab-ı Hakk'ın rızasına sebeptir. Değerli müminler, Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Andolsun biz, insanoğlunu şerefli bir varlık olarak yarattık. Onları karada ve denizde gezdirdik. Kendilerine güzel güzel rızıklar verdik ve onları yarattıklarımızın çoğundan üstün kıldık." Evet, kadınıyla erkeğiyle her insan değerlidir. Saygındır, hürmete layıktır. Bununla birlikte ağarmış saçları, bükülmüş bedeniyle yaşlılarımız, rahmet ve mağfiret vesilemiz, dua kapılarımızdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in beyanı gayet açıktır. Allah-u Teala istikamet üzere olan, saçları ağarmış ihtiyar bir Müslüman kendisine dua ettiğinde duasını kabul etmemekten hayal eder. Öyleyse geliniz, küçükken elimizden tutup bizleri bu günlere ulaştıran büyüklerimize hürmetle kusur etmeyelim. Hal ve hatırlarını soralım. Her türlü hizmetlerle seve seve koşalım. Yaşlılarımıza hürmetin, hanelerimize huzur, ömrümüze bereket katacağını unutmayalım. Aziz Müslümanlar, bugün Cumhuriyetimizin ilanının 98. yıldönümü. Bu vesileyle şanlı kurtuluş mücadelemizde canlarıyla, kanlarıyla bu toprakları savunan ve vatanımızı bize emanet eden aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve devlet büyüklerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Yüce Rabbimiz kıyamete kadar bu mukaddes vatanda birlik ve beraberliğimizi, huzur ve kardeşliğimizi daim eylesin. اَلَا اِنَّ اَحْسَنَ الْكَلَامِ وَاَبْلَغَ الْنِظَامِ كَلَامُ اللّٰهِ الْمَلِكِ الْعَزِيزِ الْعَدْلَامِ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْكَلَامِ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وقال عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له استغفر الله العظيم وأتوب إليه وأسأل الله لي ولكم التوفيق günahından hakkıyla tövbe eden günahsız gibidir. Elhamdülillahi hamdan kamilin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ta'zimen li nebiyyihi ve tekrimen li safihi. Feqala azza ve celle min qabilin muhbiran ve nakiran. İnna Allaha ve melâiketehu yusallûne ala'n-nebi. Ya eyyuhellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslîmâ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين
اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أيد كلمة الحق والدين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم قاتل أعداءنا وأعداء الدين، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب النار، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله اتقوا الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Kötülüğü, fenalığı ve hastalığı emreder. Düşünüp kıtasınız niye? Size kötülüğü.